Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Dersizliğinden herkese iyi günler. Güçlü etkileşim geliştirici testle karşınızdayız. Farklı kadro yayınları DT Soru Bankası ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ben Ahmet Hoca. Soru çözümlerine bir başlayalım. Evet, bir periyodik tablo. Klasik ÖSYM kalıplarından bir tanesi artık. Buna bakarak iyonik bağlıdır falan diyebilir miyiz? Y'nin metal olduğunu görüyorsunuz. 2A grup element olduğu için doğrudur. X arkadaşlar burada metaldir, halojendir. Evet, bu bağı yapar ve iyonik bağlı bir bileşik oluşturur. Doğru. X2 apolar kovalent bağdır. X2 halojenler diatomik yapıda oldukları için zaten apolar kovalent bağı oluşturuyorlar. Y atomlar arasında metalik bağ vardır. Y'nin metal olması yeterlidir. Doğru arkadaşlar. 2A grubu metaldir. Tamam, metal olan tek A grubudur ayrıca. Z8 molekülü apolar kovalent bağ içerir. Z8 dediğimiz yapı, bakın 7A'dan bir aşağıdaki yapı, öyle mi? 6A grubundaki bir adam. 6A grubundaki bir adam arkadaşlar apolar kovalent bağ içermesi normaldir. Çünkü ametaldir bu. TY arasında iyonik bağlı bileşik oluşturur. K arkadaşlar burada en çok sorulan, periyodik tabloda belki de en çok sorulanlardan bir tanesidir. Bakın yukarısında bor elementi varken aşağısındaki T elementinin alüminyum olduğunu unutmamak lazım. Y arkadaşlar kimdir? O da metaldir. Metal metal arasında bağ oluşmazdı arkadaşlar. Alaşım oluşurdu. Bundan dolayı cevabımız E olarak karşımıza çıkmaktadır. Geldik başka bir soruyla. Baş grup elementleri olduğu bilinen, yani A grubu olduğu bilinen X'ye ile alakalı durumda. X3 molekülünde molekül polar ise diyor, bazı şartlamalar sormuş kalıplarda arkadaşlar. Hemen bakalım. Molekül polar ise 5A grubu. Bakın polar olduğuna dair bir şey çizelim. 5A grubu bir elementi olan birincisi için şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. X elementi etrafında işte Y elementlerinin 3 tanesi var ve polar olduğunu ispatlayan bir kısım var. Evet, 5A grubunda olabilir. Molekül apolar ise bakın ikincisi için bor trihidrür dediğimiz bir yapıya sahip gibi bir yapı mesela aklıma geldi hemen. Hemen bunu yazarsam da bu da olabilir. Doğru. Bileşik iyonik bağlı yapı da olabilir. Baş grup elementlerinden oluştuğu için ben 3 bağ yapan hemen aklıma alüminyum geliyor arkadaşlar. Y elementi de hidrojen alayım. Alüminyum hidrür bileşiği iyonik bağlı bir bileşik olabilir. O zaman cevabımız Ceyhan olarak karşımıza gelmektedir. Evet, aşağıdaki tepkimeler var. Hangisi yanlıştır şeklinde bir sorumuz var. X tepkimesinin molekül içi bağlar kırılmıştır. Arkadaşlar molekül arası bağların kırıldığını görüyorsunuz. Formülünde bir değişiklik olmadığı için molekül içi bağlar kırılmıştır hikayesi birincisi için nedir arkadaşlar? Yanlıştır. İkincisine bakarsam Y tepkimesi güçlü etkileşimler kırılmıştır. Gördüğümüz gibi O2 yapısının oksijen ne yapmış? O2 halini bırakmış. 2 tane oksijen atomuna parçalanmış. O zaman güçlü etkileşimlerin kırıldığının oluştuğu ifade edildiği doğrudur. Y'deki değişim fizikseldir. Arkadaşlar Y'deki değişimle alakalı durum kimyasal bir olaydır. Fiziksel değişim olmuş mudur? İlla ki olmuştur ama fizikseldir hikayesi yanlıştır arkadaşlar. İlk önce olay kimyasaldır şeklinde söylememiz lazım. O zaman cevabımız 1 ve 3 olarak söyleyebiliriz. Hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir şeklinde bir durumla karşı karşıyayız. İyonik bağlı bileşiklerde artık adlandırma klişesi ile alakalı bir durum karşımızda arkadaşlar. Diazot monoksit kovalent bağlı bileşikler bu şekilde adlandırılıyor. Magnezyum oksit iyonik bağlı bileşikler bu şekilde adlandırılıyor. Demir 2 geçiş metallerinden yükselt yama basamağı çinko ve gümüşün haricinde söylenmek zorundaydı. Bu da bu şekilde adlandırılıyor. Çinko söylenmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bundan dolayı bu yanlış. Amonyum sülfür zaten doğru söylenmiş. O zaman cevabımız D olarak karşımıza gelmektedir. Evet, burada bir klor elementiyle bir bağ yapma durumuyla alakalı olayı göstermiş. Yani iki tane klor elementi gelmiş yan yana, klor molekülünü ne yapmış arkadaşlar? Oluşturmuş. Evet, bunu söylemiş zaten A şıkkı da bize hemen hızlıca bir şekilde. Olay sırasında enerji bağ oluşumu egzotermik olduğu için dışarıya enerji açığa çıkacaktır. X apolar kovalent bağdır. Evet, aynı cins atomlar arasında apolar kovalent bağ olur. Olay sırasında farklı bir kimyasal tür oluşmuştur.
Şimdi atomlar birleşerek neyi oluşturmuştur? Molekül oluşturmuştur. Evet, farklı bir tür olmuştur. Yani yoktur gibi gelebilir size, olay klor reaksiyona girdi, Cl2 oluştu. Sonuçta farklı bir şey yokmuş gibi gelebilir ama aynı atomların dikkat edin kelimelere, molekülü oluşturması. Atom başka bir tür, molekül başka bir tür olduğu için doğrudur. Oluşan klor molekülünün ortaklanmamış elektron içerdiğinden polardır. Bu kelime yanlıştır. Polar değildir arkadaşlar. Apolardır. Bu mantıkla cevabımız E olarak karşımıza gelir. Geldik son sorumuza. Yukarıdaki moleküllerde polar ve apolar sınıflandırması yaparsak arkadaşlar, hemen ezbere bildiğiniz bir şey de olabilir tabii yazdığımız şeyler, ama bu işi sıfırdan öğrenmeye çalışan arkadaşlara yardımcı olsun diye Lewis nokta formüllerinin bu şekilde olduğunu anlatmaya, çizmekle alakalı durumu söylemeniz lazım. Yoksa bunu ne yapamazsınız? Lewis nokta formülünü çizemezseniz arkadaşlar birazcık zordur. Şunların etrafında işte 6-8 elektronu tamamlaması için bu şekilde yapılar vardır. Şimdi tek tek bakalım isterseniz. Bu adam apolardır. Çünkü karbon 4 A grubundadır. 4 bağın 4'ünü de aynı adamla yaptığı için apolardır. Apolar. Arkadaşlar bunlar aynı cins olduğu için bunlar da apolar. Burada fosfor elementinin üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti olduğu için polardır. Ya da 5 A grubundadır. 5 bağın 5'ini de aynı adamla yapmadığı için de polardır diyebilirsiniz. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? A olarak karşımıza gelmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum.